Taksi. Hayırdır amirim, operasyona mı gidiyorsunuz? Açayım sizi. Yakalayın. Alın bunu. Ne dedik? Çok kolay oldu ya. Bir ortağın ortağın yok mu senin? Ortağım ne yapıyorsun ya? Yakalayın. Alın bunu da. Bir de ucuz olsun diye borla çalışan arabayı kullanıyorlar. Şikayetçiyim amirim. Açın bunları zindana. Ya eksenge, gözünü seveyim yine oturaydın. Böyle korsan taksi olduğumuz çok belli. Denedim Kartal. Gerçekten çok denedim ama olmadı. Mobese görüntüsü bile olsa seninle aynı karede yer almak istemiyorum. Ne olur beni anla, bak birazcık anlayış ha. Sabah Ali abiyi gördüm. Yengeni görürsen bir sor bakalım, benimle evlenir miymiş dedi. Hı? Ne dedi? Ya adam okey atakmalı der gibi evlenme teklif ediyor ya. Geldiğimiz günden beri bir gün aksatmadı. Ya anlat anlat bitmedi. Flashbackler sahneden uzun oldu. Tamam anladık. Herif her gördüğü yerde evlenme teklif ediyor. Ya bak adam dinlediğim YouTube şarkılarının yorumlarında evlenme teklif etmiş. Müzik kanallarının altyazılarında evlenme teklifleri var. Yenge, tamam ya yeter. Ben Ali abiyi seviyorum ya, adamın mahremi kalmadı. Herkese her yerde her şekilde anlatıyor musun sen böyle şeyleri ya? Bir çek sola. Garip arabayı kullanan acayip insan. Çek. Niye sola ya? Sağ çekilmez mi bu? Orası babam dükkanının önü. Önü kapatınca kızıyor. İyi günler memur bey. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Lan sok kafanı içeri. Kapatacağım, kapat. Daha kahvaltı yapmadım ya. Adamda ne iştah bıraktın ne bir şey. Ben sana burada korsan taksicilik yaptırmam demedim mi lan? Bak, bakın memur bey. Sizin maaşlarınız benim vergilerimle ödeniyor. Biraz doğru konuşun ya. Ne vergisi lan? Vergi verdiğin mi var? Yakıta bile vergi ödemiyorsun. Bu araca benzin de yüklemiyorsun. Borla gidiyor araç. Bak diyorum ya. Bak bak. Benimle konuşurken yüzüme bakın azıcık ya. Bakamıyorum ya. Gülesim geliyor. Olay tüm ciddiyetini yitiriyor. Geçen cuma vaazında hoca seni en ön saftan alıp yukarı balkona göndermedi mi lan? Dikkatini dağıtıyorsun diye. Yo, yaşlı bir amca vardı. Ona yer verdiydim ben. Otobüs mü lan bu? Başka yalan bulamadın mı? Hoca hütbe için yukarı çıktığında balkonda göz göze gelince bu sefer de aşağı indirmedi mi seni lan? Eyse kardeşim, senin suç işlememen lazım. Seni hiçbir görgü tanığı unutmaz. Ya senin robot resmi ilkokul çocuğuna şuraya öcü çiz dese direkt seni çizer ya. Karanlıkta seni gören ayaklarına bakıyor ya, ters mi düz mü diye. Ayaklarının düz olduğunu görünce de üzülüyor. Lan yazık, insanmış diyorlar. Bir dinler misiniz memur bey ya? Ben yengemi taşıyorum ya. Kuaföre malzeme getirmiş, onları taşıdım. Şoför bey, müsait olduğunu düşündüm de indim burada ben. Kaç para, 10 para yeter mi? Sonra yenge, sonra. Yenge, Allah belanı vermesin. İyi günler. Komiserim, sizde araba var mı? Yok. Ya atlayın o zaman, ben götüreyim sizi karakola. Orada alırsınız yine ifademi. Hüseyin komiser de oradaysa arayakta bir çay yapsın. Çok güzel çay yapıyor adam. He, ne dedik? Ne dedik? Gol! Koydun mu ha? Koydun mu? Sesli bağır Deniz. Koydun ne? Kartal, koydun ne? Gol! Abi, benim parmaklar tuşlara uzanmıyor. Sayılmaz bu. Diğer elime de bardağını sıkıştırdım zaten. Dökmemeye çalışıyorum. Deniz. Deniz. Al kanka, sıra sende. Atma, sır, atma. İnsan gibi ver şunu. Hayret edersin. Bu çocuk iyi değil. Hadi bu iki kişilik oyunu tek oynuyor. Şu ne yapıyor ya? Vallahi bunlar. Barış Reis öyle vurulur mu be? Onay fırfır yok, fırfır yok. Hüseyin, elinin ayarını sikeyim senin ben. Vay. Deniz asla fırfır yapmazdı. Asla. Deniz gel benimle. Şimdi değil Kartal, şimdi değil. Bir iki cümle daha kursam pençelerimi geçirverecektim. Bak tırnaklarımı daha yeni törpüledim. Kanka önemli bir şey konuşuyorduk. Deniz! Yukarıdayım! Bekliyorum! Deniz! Öyle bakma. Dilersen ben de yukarıda olurum. Canım, ben şunun gazını alayım. Garip garip davranıyorum. Gitti tatlı şeytanım. Deniz, sence ilişkimizde her şey yolunda mı? Ne oluyor lan? Sanki fazla vakit ayırmıyor gibisin bana. İlgilenmiyorsun benimle. Aynı iş yerinde çalışmasak günde bir iki saat ancak görüşeceğiz. Heh. Gün 24 saat amına koyayım. Ben ne yapayım? Ne istiyorsunuz oğlum? Canım mı alacaksınız? Ağız birliği mi ettiniz lan?
Netinya gibi üste çıkma lan. Unuttun kardeşini bir kız için. Halı saha maçına seyirci olarak çağırdın beni. Benim yerime Feyza'yı almışsın oyuna. Benim formamı giymiş. Arkasında kartal yazıyordu. Oğlum Feyza benim formamı terletiyor. Hiç mi utanmıyorsun lan? Hiç mi kıskanmıyorsun? PES oynayacaktık, ona da gelmedin. Ha geldiğin ha geleceğin derken Sivas Spor'u aldım, Şampiyonlar Ligi'ne çıkardım. Bilardo'ya gelmediğin yetmiyormuş gibi. Bir de yendin beni o kadar insanın gözünün önünde. Kartal bana biraz nefes aldırsan kanka. Bu sefer farklı be oğlum. Evet. Bu sefer farklı. Bu kez abarttın. Hadi beni ihmal ediyorsun. Ahiretini niye ihmal ediyorsun oğlum? Ha? Cuma'ya niye gelmedin? Deniz, dostlar beden dersi, kızlar geometri dersi gibidir. 90-60-90'lara, tahtadaki şekillere aldanma. Başta üçgenler, çemberler güzel gelebilir. Ya sonra? Sonra yamuklar başlar. Çok üzülürsün. 90-60-30 o salak. Çok seviyorum ben Feyza'yı. Cebimde takvim yapraklarıyla geziyorum. Doğacak çocuğuma isim bakar oldum. Geçen gün yeni doğmuş kardeşi kucağındaydı. Oturdum ağladım lan. Allah 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 Allah. Beşikteki bebeden mi kıskanıyorsun lan kızı? Lan ne alakası var salak? Bizim çocuğumuz da alacak kucağına. Bir çocuk ilk kelimesini o güzelliğe bakarak söyleyecek. Feyza'yı anne diyecek dedim. Hislendim lan. O çocukta gram zeka pırıltısı varsa, azıcık gelecek vaat ediyorsa Feyza'ya bakar baba der. Sen Feyza'dan daha güzelsin. Bence sana anne demeli bebek. Lan sen nereden bileceksin? 4 yaşına kadar konuşmamış adamsın. Ya artık anam baban nasıl bir şeye benziyorsa çıkmamış ağzımdan o kelimeler. Ya bir insanın ilk kelimesi ne dedin olabilir mi? Ne dedin? Kartal, bana biraz müsaade et be kanka. Feyza'yı kaybetmekten çok korkuyorum. Eskiden rüyamda yüksek bir yerden düşerdim, uyanırdım. Şimdi Feyza'yı ağlarken görüyorum. Sıçrayarak uyanıyorum yataktan lan. Peki kanka, madem seviyorum diyorsun, diyecek bir şey yok. Seçim senin. Ya o, ya ben. Şu elimi çek lan. Biraz yalnız kalmam lazım benim. Yine kadınlar tuvaletine girdi salak ya. Feyza'dan yeni kurtulduk. Çeyiz meyiz aklını bulandırma. Kesin sana büyü yaptılar. Yoksa senin ne işin olur Michael Jackson tipli karıyla? Kartal, öyle de demeyelim ama değil mi kardeşim? Ya ne diyelim kardeşim? Ha? Ne diyelim? Interstellar'daki robot tipli kadın mı diyelim? Oğlum kadın dediğinin belli bir formu olur. Bu Feyza bildiğin yukarıdan aşağı dümdüz paralel. Galas. Kartal. Kardeş. Bak ben onun gibisiyle ıssız adaya düşsem denize atlar geri yüzerim. Pavyonda yanıma otursa gon seçkisi diye ayran ısmarlarım. Anadan ürüyen pol dansı yapsa onu değil direği izlerim. Feyza'm. Hı? Hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya. Taç Mahal. Evet. İşte o bina. Sana mı girsin? Alo. Buyurun. Efendim, şimdi size kimsenin bilmediği bir gerçeği anlatacağım. Gerçek Eda Duru, 2004 senesinde geçirmiş olduğu bir frik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Yerine Yossi Cohen isimli bir iş kadını geçmiştir. Gerçek Eda Duru kimseyi asla terk etmezdi. Oysa bu Yossi Cohen fırsat buldukça eşimizi dostumuzu terk etmektedir. Bu kadar terk edecek ne vardı ki? Bir dakika kardeşim, bir dakika. Şimdi kardeşim, sen bana geldin de ben karımla birlikte olamıyorum demedin mi? Haysiyetsiz. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hı? Abi ben reyting olsun diye. Reyting olur diye onu da öğrendin. Neyse al şunu. Hatta ben de biri bir şey söyleyecek zannettim. İlk kez ciddi... Hayrola kanka, sen niye girmiyorsun? Şaşırdım be kanka. Lise boyunca birlikte takıldık ama anca fark ediyorum. Klonmuşsunuz ya lan siz. Ay herif lisedeyken de üst insandan hallice olduğu için bu ucubelerden başka kimse onunla arkadaşlık etmiyordu tabii. Var ya, en yakışıklısı bile yanında yıkık dökük duruyordu kızım. Ay tabii o fantastik dörtlüğü geç. Onların hiçbir şansı yoktu. Yalnız o günler geride kaldı be Denizciğim. Şimdi hepimiz iş, güç, kariyer, para sahibi adamlarız. En azından bir kısmımız. Ne olmuş? Yani diyorum ki Deniz'im, eskiden olanak yoktu. Ama şimdi senden dökülenleri toplayabiliriz Deniz'cim. Yok mu şöyle elinde çıtayı düşürmüş, konfor arayan cıvırlar? Ya sen git Allah'ın divriğinde beni en yakın arkadaşımla aldat. Önce Feyza'ya da kızdım tabii. Ama bunu nasıl kızgın kalırım son? Oy şu sevimliliğe bakın Allah aşkına. Seni yerim, 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 yerim. Benim reel ve sanal tüm arkadaş çevremde nüfuz etmediği bir neşeyle sen kalmıştınız. Sizi de boncuk gibi arka arkaya dizdi mübarek. Kulübe hoş geldiniz. Ne diyorsun lan sen? Ne kulübü? İkinci yıl lisesi Açık Deniz'de Yelken Kulübü. Şu salonda görmüş olduğum bütün kızların hepsi
kulübün üyesi tatlım. Deniz bana sadece 28 kadınla birlikte olduğunu söylemişti ama. Ne? 28 mi? Şubat ayının skorunu söylemiştir o sana güzelim. Şu hatunu çıkaramadım ben ya. Hani cımbız gibi olan. Beyza ya o. Hani favoriler güçlü diye kıskanıyorduk ya. Vay olumlu gelişme göstermiş. Ne de olsa Deniz abinizin tornasından geçti oğlum. Kartal. Vallahi mı? Deniz şu kızı bana ayarlasana be. Kurbanın olayım. Tamam o kadar güzel değil ama en azından körpe. Gideri de var, işimi de görür. Hem nefes de alıyor. Heh, bak bu kıyağı yap bana. Ne dilersen dile benden. Üstelik duydum ki orada burada garsonluk yapıyormuşsun. Sana daha güzel kapılar açabilirim. Kartal. Buyur kanka. Tavayı bir versene. Sıcak tarafını neden veriyorsun oğlum? Neyse dert değil. Lan! Oğlum bir tabar adam çıktı lan dışarıya. Niye kaydetmiyorsun? Görevine saygın olsun azıcık. Vazife namustur. Şu kravatını da düzelt. Oğlum Kartal yapıştır. Kartal müşteri var. Allah Allah niye doluyuz? Kim bunlar? Hiç bulaşma Feyza. Hede geç. Deniz Bey gelecek değil mi? Kim? Sana ne lan Deniz Bey'den? Ya hede geç dedik işte. Niye karışıyorsun sen? Çok sağlam bahşiş bırakıyorlar. Feyza rızkımız da netme bize. Niye karışmayayım? Bunlar Deniz'in eski kırıklarının bir kısmı Feyza. Boşta olduğunu öğrenmişler. Kimi o olsun demeye, kimi amortisiyle bir bilet daha almaya, kimi de hani sanki böyle kazayla karşılaşmış gibi yapıp eski günleri yad etmeye gelmişler. Fakat ben onları yolladım. Akşam gelecekler. Sabah sabah yad olmaz diye düşündüm. Adam zaten kendi zoru yanmış. Bir de bunlarla mı uğraşsın Feyza? Nasıl? İyi düşünmüş müyüm? Hı? Ne dedin? Ne yadı ya? Bunların hepsi Deniz'in eski kırıkları mı? Evet. Anam! Bir de kategorik mi oturttun sen bunları? İşte yaş grubuna göre masa masa. Mesela bu katta full esmerler. İkinci katta sarışınlarla kızırlar. Üçüncü katta da yabancı uyruklar var. Fakat ben onların dilinden anlamadığım için vücut dillerine göre oturttum. Biraz karıştırmış olabilirim. Günaydın. Allah Allah. Tipe bak. Deniz gelmedi mi? Yok mu? Neşe, sen düğüne mi nişana mı gidiyorsun diyeceğim ama sen bence buradan direkt gerdeğe gidiyorsun. Ay yok ya, her zamanki halim. Öyle ne bulduysam giydim geldim. Şaşırtmalı soru. Ne bulduysam diyor şair. Fakat hiçbir şey bulamamış. Şiirle ilgiliyim bu ara. Kelimelerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynanmasını seviyor. Sorayı kızım Deniz'de. Sana ne bana neyse Deniz'den. Bana bir şey yok. Bana hiçbir şey yok. Duydunuz mu? Hepinize söylüyorum. Bana hiçbir şey yok. Yalnız bir açıklama yapılacaksa bize de yapılsın. Kaç saattir bekliyoruz. Gelmeyecek mi yoksa Deniz? Gelecek ablacığım. Sıra numarası vermedik mi biz size ha? Sırası gelen tek tek görüşecek Deniz'le. Allah Allah. Yalnız ben internetten aldım sırayı. Kağıdım yok. Telefondan göstersem olur değil mi? Olur, olur. O da kabul ablacığım. Bir tek karşıdan gelenler yarın görüşecekler. Herkes ona göre ikametgah belgesini hazırlasın. Ta Edirne'den geldik biz. Bize de kolaylık sağlayın. Ay lütfen kurallara uyulsun. Bilseydik ona göre gelirdik canım Trabzon'dan. Oha! Kimsiniz siz? Nesiniz? Kaç kişisiniz ya? Allah daha beter etsin Feyza. Beni niye durdurdunuz oğlum? Metin abi, istedikli kulak misafiri oldum. Araba mı lazım? Yok. Var mı lan? Ha yok. Benim arabayı da bakıma verdim Metin abi. İstersen amcaoğlunun arabası var. Ama tek kapı. Tek kapı mı? He. Kızları havada atarız hemen ha. Aba! Yalnız hemen gidelim. Ben kızları çok beklettim. Koş koş. Deniz nereye gidiyorsun lan? Niye kaçıyorsun benden? Ya Feyzam görmüyor musun? Abin gözleriyle resmen benden yardım dileniyor. Kaç bakalım kaç. Daha nereye kadar kaçabileceksin? Çıkart lan kafanı. Tek kapılı araba dediğin bu muydu lan? Sen ne anladın ki? Tek kapılı işte. Ulan bu soruna cevap vermek külliyen kelime israfı. Yerim, içerim ama israf etmem. Deniz, oğlum kapı bozuk galiba lan. Bir el at da çıkayım. Arada sıkışıyor herhalde, ben açarım. Lan zaten bir tane kapısı var, oradan binmeye çalış. Lan ne yaparsanız yapın hadi. Ne haliniz varsa görün.
Neredesin sen Kirdem? Sen gelmeyince kızları tek başıma okula bırakmak zorunda kaldım. Ne lan bu? Sen kızları kızların arabasıyla mı okula bırakıyorsun? Sen araba bulabildin mi kardeşim? Bulabildiysen ona geçelim. Ya aslında bizi bırakmanıza gerek yok. Zahmet etmeyin. İşinizden geri kalmayın. Yapmayın güzel bayan lütfen. Bizim zaten işimiz yok. Boş gezelim, boş kalmasıyız biz. Ama bu da yetti artık ya. Tek bir şartla bizi okula bırakabilirsiniz. Arkadaşınız da bizimle gelecek. Kim? İfadesizdiniz mi? Hanımlar, hanımlar. Siz bizim sırf sizin arabanıza binebilmek için erkeklik gururlarımızı ayaklarımızın altına alabilecek kapasitede insanlar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Siz bizi böyle mi tanıdınız? Böyle mi tanıdınız bizi? Evet, çok doğru tanımışsınız. Helal olsun size. Tam bir insan sarrafıymışsınız. Takdir ediyorum. Pardon, şuradan iki öğrenci alır mısınız? Ne diyorsun sen be? İyice dolmuşa bağladı bu da. Yok ya öyle değil ablacığım ya. Şuradan yani yoldan hakikaten iki öğrenci daha alsana da dörde dört olsak diyorum bari. Sinirlenme kız. Metin'in sesi çok güzeldir. Bülbül gibi şakın olmasız. Bir türkü parçalasın da dinleyin. Yalnız biz yabancı dinliyoruz. Tamam o da yabancı dinliyor. Ne zaman baksam Robert Hatemo dinliyor. Öyle değil yalnız. Mesela Soldier of Fortune dinliyor mu? Soldier of Fortune ne lan? Tamam beyler panik yapmayın. Sivas'taki dedem de bu şarkıyı dinlerdi. Soldier of Fortune diyor. Yani... Kızları da askere alın. Parçala Metin. Kurban olam size ey komutanlar. Kızları da alın artık askere. Kızları da alın artık askere. Tamam. Deniz'i duyamıyorum. Ben konuşmuyorum ki zaten. Aa demek ki o yüzden duyamıyorum. Anlatsana biraz. Nerelere takılıyorsun sen? Evde takılıyorum. Aa home party. Ev partisi yani. En güzelini yapıyorsun vallahi ya. Bu aralar gideceğin bir yer var mı? Yok. Var! Bizim mahalle partileriyle ünlüdür zaten. Mahalle olarak tek partili döneme geçti. Ne kadar seksi varsa mahallede bir eve toplanıyoruz, sabaha kadar parti yapıyoruz. Gelmek ister misiniz? Ne zaman? Bugün. Tüh ya, bugün bir işimiz vardı. Yarın? Aslında bugünü yarın erteleyebiliriz. Bugün? O zaman bugünkü partiye biz de gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Peki biz gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Öyle be, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim! Artık biz de kızlarla aynı ortamda bulunabileceğiz. Kurban keseceğim, kurban! Kızlar, alacağınızı aldınız. Artık akşama iyi bir fingirdeşirsiniz. De, arkadaş bizi müsait bir yerde tükürün. İşimiz gücümüz var bizim ya. Bu nedir ya? Ne olur vurmayın artık. Ayrıca neden kartal ya? Evet ya, neden ben? Feyza'nın elbiselerini giydirip saçımı yaptığınızda aha dedim. Şu pisliği kardeşlikten kovacaksınız, beni onun yerine alacaksınız. İçimdeki bu tatlı neşeyi budaklı meşeyle söndürdünüz abi. Ceskan! Feyza da olsa bizde karşı cinse şiddet uygulanmaz. Mağara adamı değiliz biz aslanım, makara adamız. Tunç çağında değiliz, hınç çağındayız. Hıncımızı çıkarmak için de dublör kullanıyoruz. Ya abi aşk olsun, benim dublörüm olarak bula bula bu yetersizi mi buldunuz? Hayt! Çekemiyorsun değil mi? Kıskanç! Yanlış anlaşılmasın, her yönüyle delikanlı adamın kralı duruyor karşınızda. Ama şu da bir gerçek ki bu halimle bile senden daha alımlıyım. Vallahi alımlıyım, yalan mı Ali abi? Ya bıyıkları kessen aynı Penelope kurusu. Sağ olsun. Metinciğim tam istediğim gibi yaptı saçı. Dur şuraya bir rötuş geçeyim ben ona. Evladım, evladım. Gene ne oluyor burada? Ay bir de başımı dağılmışlar. Daha taksidi bitmedi onu. Sürt bir öne pisyenlere. Anneciğim ya, bir şey söyler misin? Deniz'le mutlu bir gelecek kuracağım. İzin vermiyorlar. Kız, sen de buradaydın. Peki bu kim? Senden daha gür bıyıklı bir kız mı var bu mahallede? Teveccühünüz Amiyet ablacığım. Basma ayak. Abi yeter artık ya, kurbanım yapmayın ya. Feyza ile Deniz burada işi pişiriyor. Sen geliyorsun benim kulağımı pişiriyorsun ya. Kulağım yandı, kulağım. Yalnız çok lezzetli koktu ha. Tam işte acıcık. Bir sokum ekmek versene. Bu da operatif güzel kardeşim. Deniz'in kaçmasına sen yardım ettin. Feyza'ya olan hıncımızı çıkaralım. Bir de seni kartal kılığında döveceğiz. Ha bir dakika, bir dakika. Kız, Deniz ha? Ha. Allah insana çirkin şansı versin derler ama bu şansla açıklanabilecek gibi bir şey değil. Ne yaptın? Büyü mü yaptırdın çocuğa? Yani ya? İşte mantıklı bir insan. Ben de Deniz'e kaç defa dediydim bu karı sana kesin eşek dili yedirtti diye ama dediydim. Nereye kayboldu lan bu Deniz? Dayağı yiyeceğini anlayınca kaçtı tabii. Nereye kaçtı lan bu şerretsiz? Ne diyor bu ya? Kamillere bak. Ulan Deniz dağ gibi adam. Sizden niye korkup kaçsın? Bunu terk etmek için kaçmıştır o. Anne! Ah,
İdolüm Sinemiyet. Tabii ya. Abiler aile devreye girip iş ciddiye binince Deniz de huylandı. Aynen kaçtı. Lan bırakın lan beni. Vallahi da biliyorum. Billahi da biliyorum Deniz'imin gittiği yeri. Bırakın lan. Lan bırak. Bırak. Açmasın abi tut. Aman ağzınız asın. Geldi Mehtap'ım. Gel sevgilim. Gel yine. Gel Mehtap'ım. Gel sevgilim. Kız bir sus. Yer gök dağı taş bir oldu sesini bastırmak için. Hüs. Mehtap'ı çağırdım. Şu gelene bak. Aba kız sen alkollü müsün? Yok be, hıçkırık tuttu. Ne zaman böyle yüksek perdeden bir şey okusam hep hıçkırık tutar beni. Diyaframın razı gelmedi demek ki. Yüksek perdeden okumuşmuşmuşmuşmuş. Sonik çığlıklar saldım boğaza. Aha Yunuslar da karaya vurdu. Beğendin mi yaptığını kız? Yok be, bizim Zapata o. Üşümüş kıkırdıyor. Sen niye geldin? Sana söylemem gereken şeyler var Feyza Deniz'le ilgili. Ne oldu? Neşeyle çok mutluyuz diye mesaj mı attı? Seni de yanlarına mı çağırıyorlar? İzel Çelik Ercan mı olacaksınız lan? Allah korusun sen Çelik'in son halini gördün mü? Hem ben kötü haber getirdim sana Feyza. Kötü haber mi? Hı. Ne oldu lan? Deniz. Deniz bir kaza geçirmiş. Ne? Şüme sağ olsun Feyza. Nasıl olabilir ya? Deniz. Allah nasıl olur ya? Geçti mi kızı çıkırın? Ha? Böh diye de korkutabilirdim seni ama kafamın içindeki zekayı kullandım. Hı? Ne dedin sen? Beni yabana atma gene Feyza. Geri zekalı! Anam. Ya saçıma bir anda alk düşseydi? Ya küt diye kalpten gidiverseydim he? Ne kadar dayak yedik bugün ya. Hiçbir şey olmaz sana Feyza. Sen tanıdığım en güçlü kızsın. Ailenin en küçüğüsün ama en büyük yükü hep sen sırtladın. Başınıza neler geldi bir gün bile koyuvermedin. Sen daha çok acıları sırtlarsın Feyza. Radar. Bu seferki öyle değil ama. Canım yanıyor. İçimde bir yara var sanki. Kapansın istemiyorum. Eğer Deniz'i bir daha görmeyeceksen bari acısını çekeyim. Atlatamayayım bu sefer. İnşallah atlatamam. İnşallah da atlatamam. Triplere bak tövbe estağfurullah. Saçmalama. Hem ben sana kötü değil iyi haber getirmeye geldim Feyza. Neşe'yi gördüm mahallede. Deniz'den haberi bile yok. Meğer Deniz'le birlikte kaçmamışlar. Uçak biletini de montumun iç cebinde buldum. Demek ki Deniz Divriye'ye de gitmemiş. Kafa bu kafa. Bak nasıl kafa kafa. 20 kişi vurdu gene bir şey olmadı kafaya. Nasıl? Yani Deniz Divriye'ye gitmemiş kız. Bunun neresi iyi haber? Kayıp işte adam. Nerede olduğu belli değil. Kaçtı mı? Başına bir şey mi geldi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Oh Deniz. Tatlı şeytanım benim. Nerelerdesin? Bak burası güzelmiş. Not alın, kullanılır. Ya, kimsiniz siz? Nuri Bilge Ceylan'ın mekan sorumlularıyız. Adam Mayıs sıkıntısından kendini Badi'ye vermiş. Bir bak bakalım. Ne oldu lan? Oğlum bak dükkana gideceğim. Eylemeyin beni. Geç kalmamam lazım. Aysel'den uzak duracaksın. Hayda. Aysel mi kaldı toprağım? Kaçtı gitti ya o mahallede. Bir sene oldu lan. Olsun. Aklına geliyormuş bazı bazı. Yanlış. İyi de dönle. Benim aklım, fikrim Deniz'de. O ne olacak? Gelmiş Feyza'ya yamanmış gene. Bir elimi öpmedi. Bir özür bile dilemedi. Benim derdim bana yeter. Yemişim Aysel'inizi. Budur. Canım kardeşim biz de onu söylüyoruz zaten. Yemeyecektin. Kimseyi birazcık döveceğiz. Dar olmaca, gücenmece yok tamam. Reis neden dövmek için bahane arıyoruz? Niye direkt dalamıyoruz ha? Başımıza bir iş gelirse indirim almak için. Misal bize küfretse 20 yıl indirimi var. Küfret lan bize. Ana avrat söv. Yoksa seni var ya Allah'ıma çok pis döveriz çocuk. Ulan sikikler zaten döveceksiniz. Ha? Ne dedin? Doğru diyor lan. Dövün. Gelin lan gelin. Sizin geçtiğinizin bahane sikerim gelin. Hey! Taş kesilin ulan! Var var var, şekillere bak. Sen ne diyorsun lan? Oğlum sen ne işlik bak? Oğlum. Lan çakma kes onu, sen benim adamlarıma! Lan! Kafi. Kartal, biliyorum bana kızgınsın. Ama kankama bir şey yapacaklarını görünce dayanamadım. Gidiyorum ben şimdi. Kusura bakma, işine karıştım. Deniz. Dur gitme lan, gitme. Ciddi misin? He. Çok üzdüm lan seni. Gittim, aramadım, sormadım. Affedebilecek misin beni? Ya Deniz, biliyorum yanlış zaman ama
Merkezden anons geçtiler. Zabıta olarak çok acil lazımmışız. Şu bizim ücreti bir halledebilirsek. Zamanı mı lan şimdi? Ney? Sonra. Sonra mı? Paramızı vermeyecek. Fuzuli dayak yedik. Reis! Reis! Ver lan paramızı! İmdat! Emek hırsızlığı yapılıyor oğlum burada. İmdat! Paramızın üstüne yatıyor lan resmen. İmdat! Lan tamam lan, Allah belanızı vermesin sizin yazın. Bak hele bak, bak kankama bak. Vay be, kaç git, haber etme. Geri dönünce de Feyza'ya görün. İki laf et, af dile. Ha? Ha? Ama kankasına sıra gelince işte prodüksiyonlar, figürasyonlar, özel efektler, dönem kıyafetleri. Kankaların kralı da bak be. Hey dayt! Feyza gibi iki kuru lafa geçiştirmedin beni. Helal olsun sana kanka. Feyza'ya gideyim de anlatayım, derdine yansın haspam kara Fatma. Kartal! Akşam Feyza'yı istemeye gideceğim. Duymadım, duymadım. Çok seviştim, duymadım. Seviştim şimdi, duymadım. Duymadım lan! Seyirciler hazır mıyız? Evrek ya!